İyi akşamlar dinleyiciler. Teke Tek'te böyle zaman zaman beraber oluyoruz. Aklıma Esçe program yapıyor dersek daha doğru bir tanımlama olacak. Bu hafta da aklıma esti. Bir buluşalım dedik. Aklı esmesinin sebebi ise Sayın Hayati Yazıcı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti'nin kuruluşunda önemli rolü olduğunu biliyoruz ama ondan da önemlisi Başbakan'ın, Erdoğan'ın uzun yıllar avukatlığını yürütmüş bir isim. Başbakan'ın cezaevine girmiş olduğu meşhur şiir davasında da avukatlığını yapan kişi. Ardından da beraberlikleri hep sürdü. AK Parti'nin kuruluşunda beraber diler Başbakan Erdoğan'ın yanındaydı. Ve AK Parti'nin de 12 yılı geride bıraktığını biliyoruz bugünlerde. Ve hemen hemen 11 yıl iktidarlara geçmiş bir 12 yıl. Kuruluşundan bir yıl sonra tek başına iktidar olmuş. Ve o gün bugündür de tek başına iktidar olan bir siyasi parti AK Parti. Hem o günleri konuşacağız. Parti nasıl kuruldu? Tüzüğü nasıl hazırlandı? Bu başarı bekleniyor muydu? Beklenmiyor muydu? Bugüne kadar nasıl geldi? Diye biraz tarihten, yakın tarihten bahsedeceğiz. Hayati Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun size de. Şimdi önce ama gündemle başlamak istiyorum. AK Parti'yi konuşacağız. Gündem dediğim şu. O da çok yakın gündemde ama birkaç ay önce sayenizde Türkiye ciddi bir tartışma yaşadı. Gümrük'te GDO'lu pirinçler yakalandı. Türkiye ithal edilmek istenen bir grup pirincin, bir grup dediğim yaklaşık 1500 ton kadar pirincin GDO'lu olduğu veya bunlara GDO bulaştığı açıklaması ile gündeme geldi. Gündeme getirdiniz konuyu. Ancak daha sonra bu konu kapandı gitti. Neydi o açıklama? Ne oldu? Çünkü ardından şöyle iddialar ortaya atıldı. Siyasete yakın isimlerin, eski AK Partililerin ithal ettiği pirinçlerde o yüzden konu kapandı falan gibi şeyler söylendi. Neydi konu hakikaten? Yani olay şu, şimdi biz tabii gümrüklerde gerçekten önemli ölçüde bir teknoloji kullanıyoruz. Yani gümrüklerin en önemli görevi giriş ve çıkışları, ürün sevkiyatını çok hızlandırmak, dolayısıyla maliyeti düşürmek. Ama bunun kadar önemli olan kaçağın her türünü önlemek. Bu eşya kaçağı olur, insan kaçağı, uyuşturucu kaçağı vesaire falan. Ha bizim alo 136 ihbar hattımız var. Bunun ötesinde telefonla vatandaşlarımızın erişecekleri yerlerimiz var. Bir telefon ihbarı yapılıyor. Deniyor ki işte GDO'lu genetiği bozulmuş işte pirinç ithalatı yapılacak falan yerde. Dolayısıyla bunu ciddiye alıyor bizim Mersin'deki belge müdürlüğümüz. Konuyu savcıya intikal ettiriyor. Savcı teknik takip yaptırıyor. Sonuçta ihbar konusu pirinç gelince buna el konuyor. El konmak yani bunun tahlilini ve teknik araştırmalarını yapmak. Dolayısıyla o tahlil süreçlerini, teknik araştırma kısımlarını yetkili, görevli Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı yaptırıyor. Önce mahalli bir laboratuvardan tahlil sonucu alıyor. Biz gıda maddelerinin ithalatını yaparken o konuda tahlil bakımından yetkili otorite Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Onlar herhangi bir bulguya erişmiyor. Nümuneyi tabii savcı çoğaltıyor. Bu defa İTÜ'ye gönderiyor. İTÜ'den gelince bozulmuş üzerinde genetiğine müdahale edilmiş bulgular olduğuna ilişkin bir rapor geliyor. Bu basına yansıyor falan. Doğrusu ben o sırada hemen konuya müdahale ettim. Müdahale ettim derken hemen gündemimi aldım. Ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızda da istişarelerde bulunduk. Ve gördük ki dünyada genetiği bozulmuş, bizatihi dane dediğimiz pirince müdahale edilerek genetiği başkalaştırılmış kesinlikle bir üretim söz konusu değil. Ama bu tür materyaller gemilerle nakledilir. Mümkündür ki o gemilerle daha önce gerçekten bir takım kimyasal karışımların bulaştığı materyaller nakledilmiş olabilir. Gerekli hijyenik ortam sağlanmadan pirinç vesaire ürünlerinde yüklenmesi halinde böyle bir bulguya eriştirebilir. Dolayısıyla savcılık tahkikatı yürütüyor. Bir tutuklama oldu, itiraz edildi. Sonra İTÜ bu raporu referans değerleri itibariyle geçerli olamayacağı şeklinde bir açıklama yaptı. Sanıklar serbest bırakıldı.
Sonra iddianame düzenledi. Dava açıldı. Dava devam ediyor. Devam ediyor. Peki bu pirinçler Türkiye'ye girdi mi, girmedi mi? Hayır, bunlar şu anda şeyde. Yediyemedi. Hala yediyemedi. Yediyemedi tabii. Yani savcılık sonucunda burada da herhangi genetiği bozulmuş, herhangi bir bulgu. Toplam ne kadar pirinç bu? Çünkü en başta 23 bin ton dendi. Sonra 1500 ton dendi. Hayır, 20, bir partisi 20 bin ton. Bir de sanırım 1500 ton. Demek ki 21 bin 500 ton. Yani iki parti halinde. Üç şirkette elde ediliyor. Olay bu. Savcılığa intikal etmiş bir olay. Yani o ürünler de hala Türkiye'ye girmiş değil şu anda. Hayır, bunda yediyemin de. Depolarda. Sonuçta mahkeme kararına göre bunlara genetiğine müdahale edilmiş herhangi bir bulguya erişilmezse bunun ithal işlemi tamamlanacak. Piyasaya girecek veya transitçe başka bir ülkeye girecek. Aksi takdirde bunlar müsaade edilir, imha edilir. Peki o dönemde mesela Mehdi Eker'in, Tarım Bakanı Mehdi Eker'in bir açıklaması oldu. Dedi ki ya pirincin GDO'lusu olmaz dedi mesela. O demin söylediğim anlamda. Yani ben de söyledim ya, hani biz Tarım Bakanlığı'yla da oturduk, konuyu müzakere ettik. Dünyanın hiçbir tarafında daneye müdahale edilmiş, genetiği bozularak üretim yapılmış bir pirinç yok. Böyle bir şey yok. Ve Avrupa'da da tabii bu tür ürünlerde şu yukarı %0,9 oranında tolere ediliyor. Yani biz sıfır olarak bakıyoruz. Biz hiçbir şekilde genetiğine müdahale edilmiş GDO'lu ürün ithal etmeye müsaade etmiyoruz. Olay bu. Anladım. Yani o pirinçler henüz daha Türkiye'ye girmedi. Dava sonucuna göre girip girmeyeceği belli olacak. Hayır. GDO yoksa ithalat işlemi tamamlanacak. GDO varsa imha edilecek. Peki. O zaman bu konuyu bir kenara bırakalım ve geçmişe dönelim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiir günlerine. Minareler miğfer, camiler, kubbeler miğfer, minareler süngümüz, kubbeler miğfer diye. Camiler kışlamız, müminler asker. Müminler asker. Evet. diye bir şiir. Evet. Kimin yazdığı da çok o günlerde belli değildi. İşte ona atfedildi, buna atfedildi ama sonra bir öğretmenin yazdığı ortaya çıktı. Evet. Neydi o şiir? Sonrası açılan dava neydi? O süreci bir anlatır mısınız? Ya ben şuradan gireyim müsaade ederseniz. Bakın şimdi 90'lı yıllar Türk siyasetinin gerçekten siyaset olarak kaotik yıllardı. Yani itibariyle dibe vurmuş bir alan, bir çalışma alanı. Tarumar olmuş her taraf. Ve siyaset mühendisliği yapılıyor Türkiye'de. Bunun merkezinde belli kurumlar, belli kişiler, sivil kesimden belli kişiler bir siyaset mühendisliği yapılıyor. Ve Türkiye'de siyasetin öncülüğünü yapacak bir lider de ortalıkta gözükmüyor. Yok. Tek sima var. Bu da Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan'ın da kamuoyunda çok yoğun şekilde tanınırlığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra İstanbul'da yaptığı çalışmalar dolayısıyla. Dolayısıyla Refah Partisi kapatılmış, iktidar olmuş ama kapatılmış. Fazilet Partisi kurulmuş ve Tayyip Bey'den siyaseten önemli bir simge bir durumunda. Ve Tayyip Bey Siirt'te bir konuşma yapıyor. Evet, ben hatta konuşma şöyle oldu, onu da ben paylaşayım sizinle. Biz o sıralarda bazen bir araya geliyoruz. Yeşilköy'de bulunuyorduk. Bir arkadaşımızla görüşmek üzere Yeşilköy'e geldi. Bizim görüşmemiz bitince Fatih'ten bir arkadaşımız, partide çok çalışkan, teşkilatçılığı çok önde olan bir arkadaşımız. İsmi de İsmail Hakkı Turuç diye bir arkadaşımız. Siirt'te bir program yaptıklarını söylediler. Tayyip Bey'le konuşacak. Tayyip Bey beni de çağırdı. Dizisine gel. Oturduk, dediler ki biz Siirt'te program hazırlıklarını yaptık. İşte sizin posterleriniz, afişlerinizi temin etmemiz gerekir. Yani bu konuda nereden temin edelim? Yani bize yol göster diye Tayyip Bey'in talepleri. O zaman Tayyip Bey İstanbul Büyükşehir Belediyesi. O da birkaç yere talimat verdi. Ben araya girdim. Dedim ki ben yani böyle bir miting için poster falan nasıl bir gerek yok. Siirt küçük bir yer. Orada yerel imkanlarla bu duyuru yapılır. Herkes duyar. Buna gerek yok. Zaten partide tabii Tayyip Bey'in partinin başına gelme noktasında bir takım çalışmalar yürüttüğü şeklinde kuşku içerisinde, kuşkuyla bakılıyor öyle bir şey. Yani Erbakan ve... Ya tabii o kesip. Tayyip Bey de buna itiraz etti ve doğru dedi. Ve Tayyip Bey 6 Aralık 1997 tarihinde Siirt'e gitti. Benim duruşmam vardı, gidemedim bugün. Konuşma yaptı, o bilinen konuşmayı. Yani kardeşlik içerikli bir konuşma, birlik bütünlük içerikli bir konuşma.
bizim kardeşliğimize, ülkemizin birliğine, bütünlüğüne vurgu yapan bir konuşma yapıyor. Ve konuşmasının yerine de şiir okumayı sever. O demin sizin de ifade ettiğiniz şiiri de okuyor. Ve o gün akşam işte televizyonlar, birinci haber ve hemen Siirt Savcılığı soruşturmaya başlıyor. Orada hükümet komiserleri ve tutanak tutulmuş, herhangi bir olay olmamış, vatandaşlar normal dağılmışlar. Derken işte 312 suçlaması oluyor. Meşhur Türk Ceza Kanunu 312. maddesi. Halkı işte ırk ve mezhep farklılığı gözeterek kim ve düşmanla alenen tahrik etmek suçu iddia bu. Yetkili, görevli DGM, o zaman devlet yönetim mahkemeleri var. Bağlı olduğu Diyarbakır'a geliyor. Gazetelerde yorumlar yapılıyor. Yani bir suç yok, takipçilik verecek. Biz de bir taraftan çalışma yapıyoruz. Konuşma metnini temin ettik. İşte o zaman Profesör Çitin, Özek, Sultin Dönmezer, işte efendim Doğan Soyaslan, Mehmet Emin Artuk, Bahri Öztürk falan, bunlar konuşmayı tahlil ettiler. Türk Ceza Kanunu bakımından suç teşkil edip etmeyeceğine için mütalalar oluşturuldu. Bunların şeyi de vardı orada, başka öğretim üyeleri de vardı. Bütün bu mütalalarda herhangi bir suç unsuru yok. Hatta bir gazetede takipsizlik kararı verildi diye bir haber çıktı. Biz de çok yakinen takip ediyoruz. Sonra dava açıldı. Dava çok ilginç. Yani ben iddianameyi de getirdim yanımda. İddianameyi ben okuyunca irkildim. Yani ben işte yani hukukçuyum, belli bir süre hakimlik de yaptım. Okununca bunun bir proje olduğunu anladım. Ama tabii Tayyip Bey'e bunu ifade etmedim. Neden proje? Nihayet iddianamelerde işte suçlama konusu neyse o, suçlamayla ilgili deliller neyse onlar belirtilir. Ve fiile uygun madde hangisi ise o madde kitaplıyorsa. Fakat burada şimdi iddia, bakın şöyle başlıyor. Önceleri görünen ve bilinen yüzüyle anayasa ve yasalar çerçevesinde meşru bir parti hüviyetiyle Türk siyasi hayatında yerini alan Refah Partisi, daha sonra din olgusu siyasi yelpazede etkin bir şekilde kullanmaya başlamış. Dini siyasallaşmasına paralel olarak işte bir takım şeylerde bulunmuş ve arkaya geliyor. Diyor ki Tayyip Bey diyor, gelecekte diyor partinin başına geçecek bir kişilik vesaire diye bir ön paragraf yaptıktan sonra suçlama yapıyor, cezalandırmasını istiyor. Ve talimatla ifadesi burada anlıyor. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne takipçilik kararı verecek diye de bizi zorluyorlar. Yani bir an önce ifadesini versin, takipçilik kararı verecek falan gibi. Sonra takipçilik kararı veriliyor. İşte demin sözünü ettiğim bu iddiameye dava açılıyor. 11 Şubat 1998'de dava açılıyor. Duruşma günü 31 Mart 1998. Yani biz o kadar o süreçlerle olup bitenleri tahlil ediyoruz, bir araya topluyoruz. İrdelediğimiz zaman her şey bizim için bir soru işaretine dönüşüyor. Yani niye 31 Mart olmuş? Tesadüfen olmuş ama 31 Mart tarihimizde 31 Mart algısı aklımıza geliyor. Yani özellikle bu dokunmuş falan. Yani 34 vakasına bir... Yani ona bir atıf yapılıyor falan gibi kuşkular taşıyoruz. Nihayet biz iyi niyetimizin de bir göstergesi olarak talimatla burada ifadesi alınması mümkünken dedik ki oraya gidelim. Yani hakimin, heyetin bizzat Tayyip Bey'i görmesi de önemli. Yani çünkü uygulayacağı maddi veya vereceği kararın sanın kişiliğine de uygun olması lazım. Biz 31 Mart'ta Tayyip Bey'le birlikte Diyarbakır'a gittik. Yani sorgusu yapıldı, ifadesi alındı ve 20 Nisan 1998 tarihine ertelendi. Biz 20 Nisan'da gittik. Tayyip Bey vareste tutulmuştu, o gelmedi. 20 Nisan'da duruşmaya girdik. İşte duruşma, son sözlerimiz soruldu. Ondan sonra savcı mütalaa verildi. Savcı çok uzun bir mütalaa serdetti. Mütalaasında da tarihe atıfta bulundu. Bir takım felsefi vurgular yaptı. Ben son derece kuşkulandım. Yani savcı bu kadar derinlemesine bir mütalaa yazdığına göre demek ki burada heyetin bakışı farklı. Savcı tezini güçlendirmek istiyor. Duruşmaya çıkan savcı başka bir savcı. İddianameyi yazan savcı değil. Mahkeme savcısı çıkıyor. Ve sonuçta ara verildi. Biz mütalaya katıldığımızı beyan ettik. Ara verildikten sonra... Mütalaya mahkum etmeseydim. Hayır, bırak istiyor. İşte onun için diyor, uzun bir mütalaa yazıyor.
yani beraat talebini güçlendirmeye çalışıyor. Uzun bir mütala, böyle vurgulu bir mütala. Siz orada anladınız ki mahkemiyet aslında mahkumiyetten yana sadece ben, o yüzden böyle ben öyle düşündüm tecrübelerime dayanarak. Dışarı çıktığımızda da bir arkadaşlarımızdan bir tanesi, avukat arkadaşlarımızdan bir tanesi hemen telefona asıldı. Ya işte beraat oluyor falan. Aman acele yapma dedim yani niye böyle yapıyorsun dur bakalım falan. Tabii biraz tecrübesi fazla olmayan bir arkadaşımızdı. İçeri girdik. Duruşma bitti. Hükmü okudular. Onay hapis. Ve oy çokluğuyla verilmiş. Bir üyede Yunus Karabıyıkoğlu isimli bir hakim üye muhalif kaldı. O zaman mahkemelerin yapısı itibariyle bir tane de asker üye vardı bir binbaşı. Binbaşı ile mahkeme başkanı mahkumiyet yönünde ve diğer üye beraat yönünde mütalaa verdiler. Şimdi olayın niteliği itibariyle verilen cezanın miktarı itibariyle ceza kanunu, usul kanunu dikkate aldığımızda sabıkası yok. Ertelenmesi lazım değil mi? Tabii ki erteleme kapsamına giren bir şey. De erteleme talebinde reddettiler ve bizim boynumuz büküp İstanbul'a geldik. İstanbul'da çok büyük bir toplantı oldu. Bu karara karşı bir basın açıklaması yapıldı Saraçhane'de. Ve süreç devam etti. Biz kararı temiz ettik. Tayyip Bey o aşamada Tuzla'da bir konuşma yaptı. Kafkale Spor Kompleksinin açılışı. Yani ona temas edip tekrar buna devam edeceğim. Yani işiniz olursa. Spor Kompleksinin açılışını yaparken çok büyük bir kalabalık ve orada toplananlar vur de vuralım. Al de alalım diye slogan attı. Tayyip Bey de onlara hitaben sizin adınız vur al mı ki ben size vurun alın diyeyim. Sizin adınız, soyadınız savaş mı ki ben size savaştım diyeyim. Bizim vurmayla, kırmayla, dövmeyle işimiz yok. Bizim işimiz sevgidir, kardeşliktir diye o dinleyenleri teşkil ediyor. O söylemlerin doğru olmadığını ifade ediyor. Ondan ötürü de hemen o zaman Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş şikayette bulunuyor, ihbarda bulunuyor. Bir soruşturma oradan başlıyor. Oraya dönelim. O çok ilginçtir o. Döneceğim ona. Ve biz kararı temiz ettik. Dosya Yargıtay'a geldi. Vural Savaş izinde. Adli tatilde. Adli tatilde o zaman 20 Temmuz 5 Eylül arası adli tatil yapılıyor. Ve başsavcılar genelde mütalaa yazmaz. Vural Savaş tatilini kesti. Döndü. Tebliğnamesini hazırladı. Ve tebliğnamesini o zaman vampirler, kan emiciler diye tebliğnamesine sözcükler kullandı. Yani böyle hukuk dilini aşan, böyle mahalle ağzıyla yazılmış bir takım sözcükler kullandı. Ve heyet dosyayı Ekim 1998'de ele aldı. Ben o sıra aşağı yukarı 15 gün kadar Ankara'da bulundum. Dosyayı takip ediyorum. Mahkemenin hiç gündeminde yok. Genelde mahkemeler, Yargıtay daireleri her günün gündemini yaparlar. Hangi dosyaları müzakere edecekleri o listede belli olur. Bu liste dışı alınmış bir dosya. Liste dışı alıyorlar. Ve orada da işte 5 üyesi var. 1'e karşı bir muhalif ve 4 üyenin oyuyla kararın onanmasına karar verildi. Tayyip Bey'in mahkumiyet onandı. Mahkumiyetin bu şekilde onanması demek hem siyasi partiler kanunu itibariyle hem de anayasanın o zaman yürürlükte bulunan 76. maddesi itibariyle bu suçlardan hüküm giymiş olan işte anarşik ve ideolojik fiiller dolayısıyla hüküm giymiş olan siyasi yasak hatta affa uğramış olsalar bile siyasi olamaz. Böyle bir durumda karşılaştık. Tabii karar kesinleşti. Yani o arada çok çok başka olaylar yaşadık vesaire falan onlara girmeyeyim. Peki bir itiraz daha söz konusu değil mi? Bir tahsiye karar var ama tahsiye karar sonuç değiştirecek bir işlem değil. Nitekim avukat arkadaşlarımızın bir tanesi bir tahsiye talebinde bulundu. Zaten reddedildi. Yani belli kararın siyasi boyutta olduğu bir belli. Çünkü çok hızlı, tempolu gidiyor. Ve infaz aşaması geldi. Ya infaz aşamasında biz tabii cezanın infazının ertelenmesini istiyoruz. Yani her vatandaşın bu hakkı. Yani belli bir miktar. Normalde bir yıllardaki cezalar ertelenir zaten. Ertelenmek ayrı. Bir de infazın ertelenmesi. Aynen. O ceza ertelenme. Onu başaramamışız. Orada karar vermişler. Onay hapis. Paraya dönüştürmemiş, ertelenmemiş.
Bir de infazın ertelenmesi var. 4 aya kadar infaz ertelenebilir. Ben o zaman İstanbul'a geldim, infaz savcılarına gittim. Dedim ki bak biz kararı burada, infazını burada sağlayacağız. Erteleme talebimiz olacak. Yani bir müşkülatla karşılaşır mıyız? Bana dediler ki, ya olur mu yani herkese ne yapıyorsak o yapalım. O arada o muamele. Peki. Ve adres olarak da bir İstanbul, infaz edilmek üzere karar İstanbul'a geldi. İnfaz savcısına gittik, başvurduk. Tayyip Bey de o zaman Çemberlitaş'ta Birlik Vakfı'nda bekliyor. Biz de Sultanahmet'teyiz. İnfaz savcısı başsavcıyla görüşmek istedi. Başsavcı gitti. Başsavcı o zaman İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ferzan Çitici. Evet. Ona gitti. Bir işte yarım saat kadar sonra geldi. Biz 4 ay talep ediyoruz infaz ettirme. Araya bayram da yürüyor. Dedi ki ben 4 ay veremeyeceğim. 2 ay. Ya niye 2 ay oluyor? Niye 4 ay? Peki ne farkı var 4 ay 2 ay? Ne değişecek? Yani biz belki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni diyeceğiz vesaire falan. Yani zaman kazanmak için. Zaman önemli. O hakkımız, yasanın verdiği o hakkı kullanmak istiyoruz. Ne bir ay, bayrama rastlıyordu. 67 gün verdi. O süre bitmeden tekrar başvurduk. Bir 53 gün daha verdi. Sonra 4 aya geldi. Tamamlandı. Tabii biz o sıra şey arıyoruz. Yani erteleme sebeplerinde bir tanesi de infazın yapılacağı çok güvenlikli bir cezaevi bulmak. Yapışku taşıyoruz. Yani cezaevinde her şey olabilir. Türkiye'nin değişik yerlerini dolaştık. Ama özellikle Marmara kısmını dolaştık. İşte Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ falan. Uygun cezaevi arıyoruz. O çalışmalarımızı yaptık. Ve en son gittik Pınarhisar cezaevinin uygun olduğu kanaatine vardık. Orada bir ev kiraladık. İkametini oraya naklettik. İnfaz dosyası oraya geldi. Ve 26 Mart 1999'da Tayyip Bey 10 aylık hapis cezası infaz edilmek üzere Pınarhisar cezaevine girdi. Toplam ne kadardı? 4 ay. 4 ay. 4 ay. 4 ay yaptı ve 24 Temmuz 1999'da oradan tahliye oldu. Tahliye olurken çok ilginç şeyler yaşadık. Tabii o 4 aylık süre içerisinde binlerce insan cezaevini ziyaret etti. Gerçekten o dönemde savcılar da çok toleranslı davrandılar yani orada. Zaten cezaevinde güvenliğiyle alakalı hem bir arkadaşlık sağlama bakımından bir başka arkadaşımız. Mervan Gül. Yok. Mervan nereden çıktı? O Mervan Siirt. Siirt. Peki. Bu orada ismi Hasan Yeşilda. Hasan Yeşilda pardon. Orada. Hasan Yeşilda. Çekten mahkum. Evet. Mahkumiyet olmuştu. Mahkumiyeti vardı. Onun mahkumiyetinin infazını orada sağladık. Bir gün önce orada cezaevine girdi. Tayyip Bey de ertesi gün girince. Hem koruma hem arkadaş. Yani aynı odada kaldılar. Ve sanırım o da bir gün önce falan tahliyesi oldu. Böyle bir süreç. Tahliye günü gittik. Normalde tabii sabahleyin bırakılması lazım aslında. Yani 24'ünün sabahı bırakılması lazım. Gece çıkartmak istediler. Ve gece güvenlik... 23'ün gelesi mi yoksa 24'ün gelesi mi? 24, 24. Onu da arka kapıdan. Yani şeye dönmüşüz. 24, 23 bitmiş, 24'e gece şey yok. Bir sularda falan. Arka kapıdan. Çünkü o cezaevine girerken o çok yoğun kalabalığın çıkışta da olmasını istemediler. Bunu engellemek için... Hatta ihbar şeklinde böyle uydurma yazışmalar da oldu emniyet arasında. Ve Tayyip Bey orada tahliye oldu, geldi. O süreçte itibaren bizim parti çalışmaları yoğunlaştı. Demin bir şey söylemiştim. Oraya tekrar dönmek istiyorum. Bu çok önemli bir şey. Yani bizim Tuzla'da Kafkale Spor Kompleksi'nin açılışında yaptığı konuşma dolayısıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Murat Savaş suç duyurusunda bulunmuştu. Bu dosya çok gitti geldi. Kartal'a gitti, İstanbul'a geldi. Ondan sonra İçişleri Bakanlığı'na gitti, mülki müfettişleri görevlendirdi. Bunu söylerken memur muydu, değil miydi? İşte memuru muhakemet kanununa tabi mi, değil mi? Bütün o süreçler geçtikten sonra dosya Büyükşehir Belediye Başkanı olması dolayısıyla Tayyip Bey'in dosya Yargıtay'a gitti. Yani tahkikatı, iddianameyi düzenlemek ya da takipsiz kararı verme yetkisi savcılık itibariyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndır.
Tabii bununla ilgili çok yorumlar yapıldı, makaleler yazıldı, eleştiriler vesaire oldu. Sonuçta bu konuyla alakalı takipsiz karar verildi. Çok ilginçtir. Ben meslek hayatımda hiç bunun örneğini görmedim. Yani gören de yok yaptığım soruşturmada. Bakın şimdi takipsiz karar elimde. Bilmem ekrandan gösterebilecek miyiz? Takipsiz kararı. Şikayetçi Vural Savaş. Peki takipsiz kararını veren Vural Savaş. Hiç böyle bir şey olabilir mi? Aynı Vural Savaş mı? Ya aynı başı yok. Hiç böyle bir şey yok. Komik komik. Komik. Yüz karası bunlar. Yüz karası. Yani insan burada der ki bir arkadaşına, başsavcı vekilleri var. Al dosyayı sen bak. Yani sen şikayetçisin. Şikayetçi olduğun bir konuyla alakalı sen karar veremezsin. Vermemen gerek. Bu takipsiz karar da olabilmesi gerekir. Bu da bu sürecin garabet örneklerinden bir tanesi. Böylesine çok vahim süreçler yaşadık. Çok ilginç tabii mahkeme kararında. O detaylı mutlaka onu hukukçular okuyor, tahlil ediyor. Diyor ki mesela mahkumiyet kararının Diyarbakır'da. Niye orada vatandaşlara, vatandaşlar dememiş de kardeşler demiş. Yani kardeşler demek işte bir şeydir, bir ümmetçilik istilahıdır diye bir değerlendirme yapıyor. Yargıtay da çok... Müslüman kardeşler vurgusu mu acaba? Hayır hayır adam yani kardeşler, kardeşlerim diyor. Yani demez, biz de söylüyoruz şimdi. Bak kardeşim. Aziz kardeşlerim diyoruz. Muhterem kardeşlerim diyorsun veyahut da ey hemşehrilerim diyorsun falan. Kardeşler demeyi bile gerekçe konusu yapmış, eleştirmiş. Yani nasıl konuşacağını dikte ettiriyor. İlginç bir şey, Yargıtay onama kararında ayeti gerekçe yazmışlar. Hucurat suresinden bir ayet. Gerekçe yazıyor. Yani Tayyip Bey'in yaptığı konuşmaların, değerlendirmelerin o ayetle de bağdaşmadığına ilişkin bir vurgu yapılıyor. Böyle ilginç şeyle süreçler yaşadık. Ve parti kurma çalışmaları hızlandı. Ve sonuçta Tayyip Bey o cezayla siyasi yasak durumuna düştü. Milletvekili seçilme hakkını kaybetti. Milletvekili seçilemeyeceği için de siyasi faaliyette bulunma ihtimali de kalmadı artık, değil mi o kararla? Yani parti üyesi olamaz. Parti üyesi olamaz. Milletvekili seçilemez. Böyle bir durum. Sadece oy kullanabilirdi. Oy kullanma hakkı var. Şimdi benzer durumda olan bir siyasetçi daha vardı Türkiye'de. O günlerde mi? O günlerde. O da Sayın Hasan Celal Güzel. Evet. Hasan Celal Güzel Yeniden Doğuş Partisi'ni kurmuş. Onun genel başkanı. Ve Hasan Celal Güzel hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesini ihlal ettiği iddiasıyla iki ayrı mahkemede hakkında mahkumiyet kararı verilmiş. Bunlar da infaz edildi. Hatta biz cezaevinde ziyaret edildik, gittik kendisini. Hasan Bey cezaevinde çıktıktan sonra o sıralarda Türk Ceza Kanunu 312. maddesinin değişiklik yapıldı. Suçun vasfı ve unsurları değiştirildi. Ve bir de Rahşan Kanunu denen bir kanun. Rahşan affı denen. Rahşan. 4616, 4614, 54 sayılı kanunlar çıktı. Bunlar da belli miktardaki suçların infazının ertelenmesini evet. öngörüyor. Bütün bunları dikkate almak suretiyle Sayın Hasan Celal Güzel Yeni'nin Doğuş Partisi'ni üye oluyor. Ve Sayın Hasan Celal Güzel'in 312'den, TCK 312'den mahkum olduğu iddiasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı partiye üye olamayacağı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. Önce partiye başvuruyor, silin diyorlar, silmiyorlar, Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. Anayasa Mahkemesi konuyu görüşüyor. Biz de benzer olay olduğu için onu takip ediyoruz. Yani orada ne çıkacak, o çıkacak, çıkan şey bizi etkileyecek. Sonuçta Anayasa Mahkemesi konuyu müzakere ediyor. 19 Temmuz 2001 tarihinde, 19 Temmuz 2001 tarihinde ve 2000 tarihi de olabilir, 19 Temmuz 2000 de olabilir. Hasan Celal Güzel'in sözünü ettiğim yasalar dolayısıyla infazının ertelenmiş sayılacağı, dolayısıyla vaki olmamış sayılacağı, bu nedenle
siyasi partilere üye olmasında bir sakınca bulunmadığı gerekçesiyle ve oy çokluğuyla. Peki Hasan Celal Güzel olsa da hapse girmiş miydi? Tabii girmiş, infaz edilmiş daha önce. Yani bitmiş yani, cezası çekmiş. İnfaz edilmiş ama diyor ki çıkan yasalar benim neyim de. Benim mahkum olduğum maddelerde bir değişiklik yapıldı. Çünkü ceza kanunu ikinci maddesi diyor ki suçun vasıf ve mahiyetinde yapılan değişiklikler sanık lehine ise uygulanır. O, ona dayanarak parti üye olmuş. Ve Anayasa Mahkemesi de doğru üye olabilir. Çoğunluk görüşü. Burada 6 kişi üye olabilir diyor. 5 kişi olamaz diyor. Ve bu 19 Temmuz 2001 tarihinde açıklandı. Biz de o zaman Bursa'da, Uludağ'da parti tüzük ve program üzerinde çalışmalar yürütüyorduk. İstanbul'a geldik. Bu kararı televizyondan izledik. Bekliyorduk o gün karar açıklanacak. Ve ondan sonra tempoyu hızlandırdık. Ve 14 Ağustos 2001 tarihinde partinin kuruluşunu gerçekleştirdik. Bir ara verelim isterseniz reklamlar için. Sonra partinin kuruluşuyla devam ederiz. Parti nasıl kuruldu, tüzük nasıl yazıldı, genel başkan nasıl belirlendi, o günkü tahminler nelerdi? Birazdan konuşacağız. Evet Sayın Bakanım, kaldığımız yerden devam edelim. Ve sonra bu arada Refah Partisi kapatıldı, yerine Fazilet Partisi kuruldu ve bir yol ayrımına gelindi. Aksakallara karşı gençler ya da yenilikçi harekete başladı şeyde, değil mi? Evet, yani biz tabii o süreçte yani özellikle cezaevinden çıktıktan sonra hemen hemen her hafta Fatih'te Ozan Caddesi'nde bir iş yanındaki bir büroda toplanıyorduk aşağı yukarı 15-20 dolayında arkadaşlar. Kimler vardı o toplantılarda? O toplantılarda yani Ali İbiş vardı, Ahmet Ergün vardı, işte bizim Osman Develioğlu vardı, Hüseyin Besli vardı, Ekrem Erdem vardı, İsmet Uçma vardı. Yani diğer şimdi isimler aklıma gelmediğim arkadaşlar, tabii başta Tayyip Bey. Orada bunları, bu çalışmaları yapıyorduk. Bazen akademik hüviyetli kişiler de katılıyordu bize, işte değişik üniversitelerden veya onlardan raporlar hazırlıyorlardı. Bizi brife ediyorlardı, onları tartışıyorduk. Bir tarafında da bir tüzük ve program çalışmaları devam ediyordu. Yani tüzük çalışmasını ben yürütüyordum. Yani ben aşağı yukarı onun üzerinde, tüzük üzerinde 6 ay kadar çalıştım. Sonra bunları müzakere açtık işte. Ankara'da kısmen bir müzakereler yaptık. Ankara'daki müzakerelerde işte Abdullah Gül Bey işte o zaman. Peki o zaman partiden kopmuşlar mıydı? Daha kopmamışlardı. Ama şeye katılmamışlar daha şeye. Yani Fazilet Partisi'ne falan katılım falan olmamış. Olmamış. Öyle bir süreçte. Bir de çok büyük bir anket yaptırıldı. Yani aşağı yukarı 40 bin denekle. Yeni bir partiye ihtiyaç var mı? Bu soruldu. Varsa nasıl bir parti olması lazım ve bu partide hangi nitelikteki insanlar yer alması gerekir diye buna benzer sorular yöneltilmişti. Dolayısıyla bu denekler... Yani AK Parti'nin kurulmasına bir 40 bin kişilik bir anket de karar verildi. Evet. Yani dolayısıyla bu denekler kurulacak partinin renk ve desenini belirliyor. Yani diyor ki yeni bir parti ihtiyacı var. Parti ayrı bir parti değil. Yeni bir parti. Bu çok farklı olan bir şey. Yani ayrı bir parti demek... işte kapattılar Refah Partisi'nin işte bir grubuyla veya Fazilet Partisi'nin, Fazilet Partisi. Tabii Refah kapatılmış, Fazilet kurulmuş. Fazilet var. Fazilet'le ilgili kapatma dağısı, o da kapanmış. Dolayısıyla ayrı bir parti demek onların ayrılan partisi ama yeni parti. Farklı bir parti. Ve işte partide görev alacak olanlar işte şaibesiz, çalmayan, saldırmayan, dürüst, çalışkan, güvenilir bireylerden oluşması gerekir diye bir takım vurgular vardı. Sonuçta işte kurucular kimler olabilir diye listeler hazırlandı. Kimileri kabul etmeyenler de tabii oldu o süreçlerde. Dolayısıyla işte Afyon'da meşhur Afyon toplantısı yapıldı. Orada kırmızı çizgilerimize vurgular yapıldı. İşte etnik milliyetçilik yapmayacağız, bölgesel yapmayacağız, dinsel milliyetçilik olmayacak, kırmızı çizgi demişti, tek devlet, tek vatan,
tek bayrak, tek millet gibi vurgular o süreçte ifade edildi. Şöyle bir tartışma yapılıyor. Bunlar parti kurarlarsa ve bu kurucular arasında Tayyip Erdoğan da yer alıyorsa 312'den hükümlüdür. İçişleri Bakanlığı bu şekilde kurulacak bir partinin onay vermez. Bildirgesini almayacak. Yani onaya tabi değil de bildirgeyi değil almayacak zaten. Falan. Böyle bir kuşku falan var. Bir heyet oluşturdu. Ben varım heyette. Ve biz 14 Ağustos 2001 tarihinde partinin kuruluş bildirgesiyle Ekin'de tüzük ve programı yer aldığı halde aldık. İçişleri Bakanlığı ettik. Ve kurucularımız da Bilkent Otel'de toplantı halinde götürdük. Dilekçemizi verdik. İçişleri Bakanlığı'nın o günkü genel sekreteri bizim dilekçemizi aldı. Bugün Samsun Valisi o zat. Ve biz alındı belgesini aldık. Ve Bilkent Otel'e gittik. Parti kurulmuş oldu. Ben parti kurulmuş oldu. Ben orada Tayyip Bey'e teslim ettim. Yani onların fotoğraflarına getirmedim o şeyleri kurulmuş. Ve parti kuruldu. Ertesi tam, gün... Tam gün, yıl gün... Efendim? Tam günü... 14 Ağustos 2001 kuruldu. Ve ertesi gün teksif değil de bir sendikada Ankara'da, ismini şimdi hatırlayamadım. Sendikada, şu Mustafa Kumlu'nun başkanı olduğu sendikada, onların salonları uygun. Orada kurucular kurulu toplandı. Genel kaç kurucu? 72 kurucu ama siyasi partiler kanununa göre partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri de kurucular kurulunun doğal üyesi sayılıyor. Yani partinin kuruluş bildirgesinde isimleri yer alan 72 kurucu. Bunlar arasında hiç milletvekili yok. Yani milletvekillerimiz kurucu değil. Ama onlar AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup üyeleri olması dolayısıyla kurucu üyeler arasında sayılıyor. Onların da iştirakiyle 50 küsur orada toplantı yaptık. Tesiş sendikasında ve genel başkan seçtik. Meclis Karar Yönetim Kurulu'nu oluşturduk. Partinin disiplin kurulunu seçtik. Yolumuza devam ederken bir davayla daha karşılaştık. Bu dava gene Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın açtığı bir dava. Vural Savaş mıydı o dönemde? Yok, o zaman Sabih Kanadoğlu. Ötekinden kurtulmuşuz, o gelmiş o zaman. Açtığı davanın iki konusu var. Birisi Recep Tayyip Erdoğan Türk Ceza Kanunu 312'den hüküm giymiştir. Siyasi partilere üye olamaz. Dolayısıyla bunun kurucu üyelikten çıkartılması. İki, 13 tane bizim kurucu bayan vardı. Bunlardan 6 tanesinin başı kapalıydı. Efendim başı kapalı olan kadınlar da parti kurucusu olamaz. Dolayısıyla Tayyip Bey ve 6 başı kapalı 6 üyenin kuruculuktan çıkartılması için AK Parti ismiyle kurulmuş partiye ihtar verilsin diye Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Tabii biz savunmamızı yaptık. Efendim Tayyip Bey açısından Hasan Celal Yücel örneğini gösterdik. Yani dedik ki Hasan Celal Yücel de aynı durumda. Burada karar vermiş, burada bu. Sonuçta Anayasa Mahkemesi bu konuyu karara bağladı. Tayyip Bey'in kurucu olamayacağını, 312'den mahkum olması nedeniyle kurucu üyelikten, parti üyeliğinden kaydının silinmesi için AK Parti'ye ihtar verdi. Ve 6 aylık süre tanıdı. Yani çok kısa zamanlarda, ikisi de 2001 yılı içerisinde oldu. Yani Hasan Celal Yücel'le olabilir, bunu olamaz. Değişen ne? Değişen bir adam. Bir kişinin görüşü değişmiş. Yani adamın safı değişmiş. Adam Hasan Celal Yücel kararında burada duruyordu. Rehte kullanmış, öbürde rehte. Ha, burada duruyordu. Tayyip Erdoğan olacak, buraya geçmiş, görüşü değişmiş. İlginç. Nasıl yapar, nasıl eder bilemem ben. Kim o, hangi üyemi? Ya ismini söyleyeyim mi? Söylemeseniz olur. Yani çok var, kararında var, çok önemli değil yani şimdi. Bunu merak eden internette gider bulur zaten orada. Dolayısıyla 6 ay süre vermiş yasa öyle. Yani 6 ay içerisinde Anayasa Mahkemesi kararına uymamız gerekiyor. Bunu çok tartıştık biz. Parti yetkililik bulgularını tartıştık. MYK'da tartıştık. Hatta MYK'daki bir tartışmada
ben o dönem parti genel sekreteriydi, aramızda biraz sertçe bir tartışma oldu. Özellikle ikimiz arasında. Çünkü çok farklı düşünüyorduk. Ha, o arkadaşımız bu yargı kararıdır. Bunun derhal infazı gerekir şeklinde bir tez öne sürüyordu. Ben de yasa bu imkanı vermiştir. Siyasette 6 ay uzun bir süredir. Yani neye göre derhal infazı gerekir deniyor. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Evet, siz biz bu süreci 5 kullanmalıyız. 5 ay 29 gün beklemekte. Biz bu süreci kullanmalıyız. Yani bu madem süre verilmiş biz bunu kullanmalıyız. Yani ya Timur ölür ya Fil ölür. Yani ben ölürüm. Yani yasak koyucu bu süreyi verdiğine göre o zamanı kullanmak biz lazım. Biz bunu kullanalım diye. Yani sonuçta tabii o süreyi kullandık. O 6 ayın dolmasından birkaç gün kala biz şöyle bir uygulama yaptık. Yani hukuk tabii pozitif bilim değil. Hukukta iç içeri iki yani 4 eder 4 eder 3 buçuk eder yorum yapıyorsunuz. Dedik ki bu kurucu üyelik ayrı, genel başkanlık ayrı bir statü. Yani Tayyip Bey kurucu üye olduğu için genel başkan seçilmiş değil. Tayyip Bey kurucu üye olmasaydı bile genel başkan. Kurucular kulübünün genel başkanı seçebilirdi. Dolayısıyla mahkemenin konusu kurucu üye olamaz diyor. Ama üye olabilir. Yani üye olamaz diyor daha doğrusu. Aynen. Üye olamaz. Tayyip Bey kurucu üyelikten istifa etti. Genel başkanlığı kaldı. Dedi ki biz genel başkanımız o. Ha, kurucu üye değil. Tabii biz bunu şeye göndereceğiz. Cumhuriyet Başsavcılığına kararı bu şekilde infaz ettik. Başsavcılık, efendim AK Parti Anayasa Mahkemesi'nin ihtar kararının gereklerini yerine getirmemiştir. Dolayısıyla bu kapatma sebebidir. Partinin kapatılma sistemi dava açıldı. Yani AK Parti hakkında açılmış kapatma davası 14 Mart 2008'deki dava değil. O ikinci dava. O ikinci dava. İlki daha kuruluş aşamasında. İlk dava bu. Böyle bir dava açtı. Tabii dava devam etti. Erken şey alındı biliyorsunuz. Erken seçim kararı alındı. Erken seçim kararı alındı. Şimdi Tayyip Bey'in 312'den mahkumiyeti var. Partinin genel başkanı aday olması gerekir falan. O sırada benim düşüncem, çünkü Yüksek Seçim Kurulu daha önce Ahmet Kalavar isimli bir şahısla alakalı bir içtihadi var. O içtihatta seçilmeye engel durumları seçim hukuku ilkeleri itibariyle aşmış. Böyle bir örnek de var elimizde. Biz bunu Yüksek Seçim Kurulu'nda buradaki tezlerimizi savunalım. Kanunlarda yapılmış değişiklikleri öne sürmek suretiyle yeniden mahkeme kararı istihsal yoluna gidersek ve bunu başaramazsak olayın üzerine bir düğüm daha atılmış olur. İşimiz zorlaşır diye ben düşünüyordum. Böyle bir düşüncemiz vardı. Arkadaşlar bizi o kadar zorladılar ki sanki biz başvuruda bulunmazsak, yani 312. madde değişmiş, suçun vasıflarına değişiklik olmuş. Türk Ceza Kanunu 2. maddesi işte suçun zat ve mahiyetinde yapılmış olan değişiklik sanık lehinde ise uygulanır gibi kuralları dikkate almak suretiyle biz gittik Diyarbakır 3 numara Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne suçun adli sicil kaydının silinmesi talebiyle başvurduk. Ben Temmuz 2002 tarihinde aşağı yukarı 15'er gün süreyle Diyarbakır'da kaldım. Onları takip ettim, o dağları. Adliyelerde fazla girip çıkmıyorum. İnsanların toplandığı yerlerde de dolaşmıyorum. Yani beni görürler. İşte Tayyip Bey'in avukatı burada ne dolaşıyor takip edilir. Dolayısıyla mahkemeye baskıya maruz kalır. Bunu düşünerek kenarda köşede bulunuyorum. Yani çoğunluğu otelde geçiriyorum. Yani telefonda irtibat kuruyorum. Mahkeme bizim talebimizi görüştü, müzakere etti. Temmuz 2002 tarihinde. Sonuçta kalemden de fazla bilgi alamıyoruz. Kalemdeki insanlar. Yalnız bana diyorlar ki oy çokluğundan söz ediliyor. Yani oy çokluğu acaba lehte mi aleyhte mi? Falan. Sonra heyet toplandı, karar verecek. Beni de çağırdılar, adliye gittim. Kalemde oturuz bitirdiler. Ben içeriye davet ettiler, geçtim. Mahkeme başkanı dedi ki biz karar verdik, talebi reddettik. Ben dedim ki valla canınız sağ olsun.
Ama demokrasi standardı yükselmiş ülkelerde genellikle çıtanın yükselmesine katkı sağlayan mahkemelerdir. Mahkemeler bunu içtihatlarıyla sağlarlar dedim. Ha, Türkiye'de tersine oluyor. Önünde sonunda biz bu engelleri aşacağız. Bu haksızlık, haksızlık da hiçbir zaman kalıcı olmamıştır. Bunlar geçicidir. Ben böyle deyince mahkeme başkanı ya bizi tehdit mi ediyorsun gibi laf etti. Neyse işi tatlıya bağladık. Kararı bana orada tebliğ etmek istediler. Ben kararı tebellü edeceğim, itiraz süren başlayacak. Rica ettim. Kararı ben tebellü etmeyeyim. Postayla yetsin ama bir fotokopisini alayım dedim. Ha, dediler ki bir üyede muhalif kaldı. Ben kararın fotokopisini aldım. Saat 5 sularıydı, aşağı indim. Baro odasında kararın üçüncü kısmını okudum. Muhalif üyeni muhalefetini okudum. Mükemmel bir muhalefet şeridi yazmış adam. Çıktım neyse onu odasındaydı, tebrik ettim. Ki o kişiyle alakalı bizim orada yaptığımız çalışmalarda ya bu adam diktir falan deniyor. Dik ama doğru bir dik bir adam. Yani öyle yamulan falan bir adam değil. Yani hukuku gözeten bir adam. Bütün o koşulları gözeterek orada muhalefetini yazmış. Sonuçta karar bize tebliğ edildi. İtiraz ettik. İtiraz prosedürü gereği kararı inceleyecek olan bir üst bir üst numaralı mahkeme. Yani onun fevkinde olan bir mahkeme anlamı tabii değil. Yani üç numara vermişse dört vaka. Dört vermişse beş vaka. Dörde itiraz ettik. Dört inceledi. Savcının müteahhitesi müsbet. Ve orada da bire karşı iki oyla adli sicil kaydının silinmesine kesin olarak karar verildi. Tabii karar duyuldu. Televizyonlara yayın yapmaya başladılar. Ben orada henüz karar yazılmamış. Hüküm kısmını bana tebliğ ediyorlar. İşte Tayyip Bey'e bildirdim. İşte kartlı bir telefon kullanıyoruz. Karar alıp gelmem lazım. Cuma günü. Dedim ki ya sizden bir istirhamım. Ne olur bu kararı yazın. Bana gerekçesi yazılmış, imzalanmış bir karar olarak dedim. Ben biz burada kaç gündür bekliyoruz, perişan olduk. Siz de yoruldunuz doğru. Ama sizden istirhamım bunu yazın bize verin. Bu da Eylül ayının başlarında oluyor. 2002 seçime Eylül, bir buçuk ay kalmış. Ya seçim süreci devam ediyor yani. İşte aday çalışmaları vesaire falan devam ediyor. Ben şunu düşündüm. Yani niye öyle ısrar ettim? Olay ki o heyette yer alan üyelerden birinin başına bir şey gelir. Heyet değişti. Adam gitti, eli kırıldı, ayağı kırıldı, bilmem ne oldu. Kaza geçti, hakkı rahmetine kavuştu. Bilmem ne oldu. Sorun. Vallahi kırmadılar. Oturdu kararı yazdılar. İmzalanmış kararı aldım. Rahmetli Hasan Kalyoncu, onu da rahmetli anayım. Ya ne zaman geliyoruz? Uçak uçak yok kalkmış. O bana bir uçak buldu bir yerden. Oradan geçen bir uçak varmış, özel uçak. Ona bindik uçağa ve Ankara'ya geldim. Ankara'ya geldik işte kararı bildirdim. Sonra Adalet Bakanlığı'na götürdük. Karar kesin olduğu için Adalet Bakanlığı adli sicildeki hükümlülüğüne dair kaydı telkin etti, sildi. Adli sicil kaydı yoktur diye sabıkasızlık kağıdı verdi. Biz aldık. Yüksek Seçim Kurulu'nun dosyasına koyduk. Peki buna rağmen nasıl aday olamadı? Şimdi oraya geliyorum işte. O sıra sizinle bir program yaptık biz. Bulunduğunuz o zaman işte televizyonda. Kanal D'de o zaman. Evet. O programa işte ben vardım. Burhan Kuzu vardı. Evet. Zafer Üskül. Evet. Biz geldik programa. Sonra milletvekili o Zafer Üskül. Programa girmeden önce ben Zafer Hoca'ya dedim ki Hoca'yı şeyden tanıyordum basından, medyadan. O zaman muhalifti ama. Muhalif ama ben dedim Hoca ne söyleyeceksiniz siz dedim. Yani şu kararı okudunuz mu, şunu okudunuz mu, bunu biliyor musunuz, bunu bilmiyor musunuz? Hiçbirini bilmiyor. Bilmiyorum. Dedim ne diyeceksiniz o zaman? Vallahi dedi yani bir şey söyleriz dedi falan. Girdik hiçbir muhalefet de olmadı orada. Yani ters yönde bir görüşü olmadı. O yayından sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı hemen olaya müdahil oldu.
dosyayı hemen özel postayla Diyarbakır'dan istetti. Bizim itiraz dilekçemizi temiz dilekçesi addetti. Ve Yargıtay 8. Ceza Dairesi'ne kararın bozulması istemiyle başvurdu. Dedi ki bunların itiraz dilekçesi, yani 3. Devlet Güvenlik Mahkemesi kararıyla alakalı verdiğimiz, 4'e verdiğimiz itiraz dilekçemizi, bu temiz dilekçesidir dedi. Bunu temiz dilekçesi kabul edin ve şeyi bozun. 4. mahkemenin kararını bozun. O sizin bir temiz başvurunuz yok. Efendim? Sizin temiz başvurunuz yok. Savcının var mı mahkeme savcısının? Hayır, zaten mahkeme savcısı da kaldırılması yönünde mütalada bulunmuş. Oyu o yönde. Ve Yargıtay 8. Ceza Dairesi o zaman başkan raporunu kesiyor. Mahkemeye dönüyor. Alelacele toplandı. 16 Eylül 2002 tarihinde şu kararı veriyor. Bu karar şu. Şimdi kesin olarak verilmiş karar, itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Kesin olarak verilmiş kararlara karşı bir yargısal yol var. Bunun ismi ceza hukukunda olağanüstü. Yazılı emir. Yazılı emir. Ama yazılı emir sonucu karar bozulsa bile bozma kişi aleyhindeyse geçmişe uygulanmaz. Dolayısıyla o yola başvurmuyorlar. Yargıtay 8. Ceza Dairesi hemen alelacele toplanıyor. Ve verdiği kararda savcının talebini de aşıyor. 4. mahkemenin kararını, Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin Tayyip Erdoğan lehinde olan kararı ortadan kaldırıyor, onu yok sayıyor. 3 nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin kararını onaylıyor. İşi bitiriyor. Bozsa mahkemenin direnme hakkı var. Mahkemenin direnme hakkını da ortadan kaldırıyor. Mahkeme direnirse bu sefer genel kurula gelecek. Genel kurula gelecek, uzayacak. Biz orada seçimlerini geçmiş olacak vesaire falan. Ve sonuçta listeler böyle bir durumda adliyesizlik kaydı yeniden ihdas ediliyor. Ve seçim listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na verilmiş. Tayyip Bey de o zaman İstanbul birinci bölgeden birinci milletvekili aday. İşte nefesler kesilmiş bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu'na da itiraz yapılmış. Yüksek Seçim Kurulu 20 Eylül 2002 tarihinde işte şu kararı veriyor. Sonuçta burada da 7 üyeyle toplantı yapıyor. Zaten 7 tane üyesi var. 3 üye bu aday olabilir diyor. 3'ü olamaz diyor. Belirleyici başkan diyor. Başkan da olamaz deyince Tayyip Bey milletvekili aday listesine çıkartılıyor. Böyle bir süreç yaşadık. Tabii o arada başka olaylarla da biz muhatap olduk. Yani bir kapatma, üyelikten çıkartma için başvurulu bir kapatma davası açıldı. O dava devam ediyor. O davanın duruşması, ilk duruşması, yani AK Parti aleyhine açılmış, ihtar kararına uymadığı iddiasıyla açılmış kapatma davasının ilk dosya incelemesi 1 Kasım 2002'de yapılıyor. Seçimlerden bir gün önce. Yani 2 gün oluyor. Arada 3 Kasım'da seçim var. Yani 2 gün önce yapılıyor. Yani son iş günü. Evet, son yapılıyor. Böyle bir süreç yaşıyoruz. Ve parti kurulduktan hemen 10 gün sonra Rize'de yaptığı bir konuşma gündeme geliyor Tayyip Bey'in. Rize'de yaptığı konuşma bir kasetle yayınlanıyor. Bunun üzerine 3 yerde soruşturma başlıyor. Bir Rize'de, bir de Rize'de işlenen suçların yetki alan itibariyle Erzurum Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne başlıyor. Bir de Ankara'da bir tane savcı vardı o zaman. Böyle her yere böyle abanan bir savcı. Nuh Mete Yüksel isimli bir savcı. Eski DGM savcısı. O da Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne bir soruşturma başlatıyor. Ve Rize Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla alakalı takipsizlik kararı veriyor. Erzurum'da takipsizlik veriyor. Fakat Ankara'daki konuşma içeriği ne? Ya ona bakıyorum şimdi yanımda, onu okumak istiyorum da aslında. Çok ilginç. Orada diyor ki, yani ben onu bakın. Şimdi o dosya
Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı adına Çoksal Karabay, Koordinar 2. Başkan Vekili müdahil olarak başvurmuş. Cezalandırın diyor. Suç, Cumhuriyeti ve devletin askeri kuvvetlerini alenen tahkir ve tezif etmek, Cumhurbaşkanı hakaret iddiasıyla. Konuşma 23 Mayıs 1992 tarihinde yapılmış. O eski bir konuşma. Eski bir konuşma. Bu konuşmadan iddianamede yer alan hususu, ben bu güncelle de bağlantılı olduğu için şurada okumak istiyorum müsaadenizle. Tayyip Bey'in konuşması. Terör, PKK, Güneydoğu sorunu, Doğu sorunu, bilmem şu sorunu, bu sorunu. Her gün yüzlerce evladını kaybeden bu milletin acaba temel nedenini, temel sebebini hiç araştırdınız mı? 20 yaşındaki genç yavru Güneydoğu'ya gönderiliyor. Silah tutmasını bile daha doğru dürüst bilmiyor. Ya 10 tane mermi atmıştır ya 11 tane. 12 yok bu yavrumuz. Bu genç evladımız her gün yüzlerce mermi atan teröristlerin karşısında dikiliyor. Niçin? Bu ülkeyi korumak için. Bunun adı bu ülkeyi korumak değildir. Bunun adı bu milletin mazlum yavrularını, ana kucağının alınan eğitimden uzak yavrularını teröristin kucağına atmak suretiyle intihar cellatlığıdır. Başka bir şey değildir. Ve yine oraya o yavrular gönderiliyor, acımasızca gönderiliyor. Böyle devam ediyor. Yani bunlar son yıllarda özellikle çok konuşulmuş ve bu eleştirileri dikkate almak suretiyle de biliyorsunuz farklı yöntemler uygulanmış. Ve 2002 Nisan ayında ben gece ofisimde çalışıyordum saat 23 sularında. Bu konuşma 92'de yapılmış. 92'de. Yani Tayyip Bey o zaman daha ne belediye başkanı ne parti genel başkanı. Hayır, Rize'de işte o zaman. O zaman Refah Partisi İstanbul İl Başkanı galiba. Evet. Yani il başkanı midir bilemiyorum. İl başkanı. Tamam 92'de il başkanı. Tayyip Bey beni aradı. Nisan 2002'de gece. Dedi ki yahu dedi bu savcı bana... Peki zaman aşımı yok mu orada 10 sene? Var işte. Zaman aşımından vermiş zaten savcılık. Yani Rize Cumhuriyet Başsavcısı zaman aşımına uğramış. Takipçisi karar vermiş. Savcı celp gönderdi bana. Yarın Ankara'ya gel dedi bana. Peki ben sabah kalktım erkenle Ankara'ya gittim. Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gittim. Ben Nuh Mete Yüksel'i Mialıçık'tan tanıyorum. Yani Mialıçık'ta 4 yıl kadar hakimlik yaptım. O da oralı. Gelip gittiğinde bir öyle bir tanışıklığımız var. Gittim. İşte hal hatır sorulduktan sonra. Ya dedim bu konuyla niye ilgileniyorsunuz siz? Yani diyelim ki bu konuşmada suç var varsayalım. Suç varsa suçun soruşturma, kovuşturma yeri konuşmanın yapıldığı savcılığa ait. Hadi bilemedin. Rize'ye ait. Hadi bilemedin Erzurum'a ait. DGM kapsamına giriyorsa Erzurum'a ait. Siz niye dedim bununla şey yapıyorsunuz? Ya dedi bir defa öyle girdik dedi. Hele bir dur bakalım falan dedi. Nihayet akşam saat 5'te ifadeye götürmek üzere mutabık kaldık. Biz genel merkeze gittik. Arkadaşlarımızla birlikte vereceği ifadeyi bir sayfa yazılı şekilde dönüştürdük. Ve 5'e doğru o zaman var olan Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gittik. Ben yolda giderken aradım. Tayyip Bey'le aynı araçta oturuyorduk. Biraz gecikiyoruz yani geliyoruz diye. Fakat biz adliyeye varınca ben etrafta alınmış olan önlemleri görünce irkildim. Yani olağanüstü önlem alınmış. İşte resmi, sivil, cinsili pek çok polis var ortada. Yani savcının bir takım işlemler yapılacağından kaygı duymaya başladım. Hatta savcıya gittiğimizde Sadık Yakut da beraberdi. Sadık Yakut bir ara ya tutuklama olmaz değil mi savcı bey diye sorunca ben Sadık Bey'e kızdım da. Yani ne demek böyle bir soru mu sorulur yani öyle bunu gerektirecek bir şey mi var gibi bir itirazım da olmuştu. Ve içeri girdik. Ben odada bulunmak istedim. Savcı kabul etmedi. Yanında beklemeye başladık. Niye avukat bulunmaz mı dedi? İşte o zaman yok daha bulundurma yok. Gerçi İstanbul'da biz mahkemede bulunuyorduk ama Ankara farklı uygulama yapıyordu. Savcılık aşamasında bulundurmuyorlar. Ya 10 dakika bekledik çıkmıyor. Yarım saat oldu yok, 45 dakika oldu yok. 1 saati aşkın içeride tuttu. Tabii süre uzadıkça biz kuşkulanmaya, kaygılarımızın artmasına yol açtı.
Ve Tayyip Bey şu kadar bir saat aşkın süre içeride kaldıktan sonra çıktı. Çıktığında yani ne oldu? Tutuklamaya sevk ediyor. Yani bu 2002 yılı Nisan ayında suçlama, o zaman eski ceza kanununa göre 146. madde, Türkiye Cumhuriyeti'ni tebdil, tahir ve ilgaya cebren teşebbüs etmek. Yani sıkı yönetim dönemlerinde sıkı yönetim komutanlarının yayınladığı bildirilere yer alan o ifadelerle yapılan bir suçlama. Sorgu hakimi Ramazan Aksan isimli bir zat, ona gönderildi dosya. Ben ona gittim, o da beni kabul etmedi. Talebini reddedelim dedi ısrar edersen. İsrar etmedik ve Tayyip Bey'i sorguya aldı. Tabii kalabalık gittikçe arttı. Canlı yayın başladı. Yani bir partinin genel başkanına celp çıkartmış. Yani celp demek, gelmezsen yaka paça getir demektir. Böyle bir işleme maruz kalıyor. Ve ara verdi sorgusu bittikten sonra. Dışarı çıkınca Tayyip Bey nasıl geçti dedi ki herhalde bırakacak. Yani o izlenim edilmiş. Ve içeri girdi. Tutuklama istemini reddetti. Ve serbest bırakılmasına karar verdi. Ve oradan ayrıldık. Böyle bir süreç yaşadık. Tabii seçime. Tayyip Bey'siz girdik seçime. Seçimde işte tek başına iktidar olduk. Tayyip Bey genel başkandı. Abdullah Gül başbakandı. Yani hükümet kuruldu. 58. hükümet. Abdullah Gül başkanlığında kuruldu. Tayyip Bey de yurt dışı gezilerini artık bir plana bağlamış ve yoğunlaştırmış durumda. Yani Avrupa Birliği süreci Amerika'ya gitti, Avrupa'ya gitti. Daha çok yoğunlaşmış durumda. Tam 20 Ocak'ta Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor. Demin söyledim, açılan kapatma davası dolayısıyla. Yani genel başkanlıktan ayrılması lazım. Genel başkanlıktan ayrılmadığı için ihtar kararı yerine getirmemiştir. Kapatılsın istemli dava dolayısıyla. Bir de tedbir istemiş. Anayasa Mahkemesi tedbir konusunu karara bağlamak üzere toplanıyor. Şöyle bir karar veriyor. Diyor ki bu üyelikten, kurucu üyelikten istifa ettiği tarihte bunun genel başkanlığı da sona ermiştir. Dolayısıyla tedbir konusu bir durum kalmamış. Şimdi Tayyip Bey 2 yıl sonra Avrupa'da birkaç ülkeye AK Parti genel başkanlığı olarak gidecek. İktidar Partisi genel başkanlığı olarak programlarına gidecek. Biz hemen değerlendirme yaptık. Serin kanlı. Hemen ertesi gün kurucular kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdık. Ve genel başkan seçtiniz. Tek gündem maddesi genel başkan seçimi ve toplandık. Tayyip Bey'i genel başkan seçtik. Ve orada ona bir mazbata verdik. O gün o toplantının da şeyi bendim. Orada işte Tayyip Bey diyor ki bana soruyorlar bıkmadın mı? Tayyip Bey'in o günkü gazetelerde televizyonda yer alan konuşması böyle diyor ki vallahi bıkmadım diyor. Ben de mazbata veriyoruz. Yanımızda işte diğer arkadaşlar Faruk Çelik ve İdris Şahin Bey var. Ve Tayyip Bey'i yeniden genel başkan seçtik. Öyle yeniden genel başkan seçilmiş olarak yurt dışına göndermiş. Peki oldu. Bu bir risk değil miydi? Yani şimdi bir parti düşünün. Yeni kurulmuş bir parti seçime giriyor. Genel başkanının milletvekili olma hakkı yok. Dolayısıyla başbakan olma ihtimali yok. O gün itibariyle ve bu parti iktidar oluyor. Genel başkanı meclis dışında, genel başkan yardımcısı başbakan koltuğunda. Şeyi düşünün, bu AK Parti'nin genel başkanını belirlerken, seçerken kurucular kurulu. Bütün bu risklere göz önüne alarak o gün mesela Tayyip Bey'i şimdilik seçmeyelim, bir başka aday olsun diye bir tartışma oldu mu o günlerde? Çok açık olmadı ama bunu değişik yerlerde ifade eden arkadaşlarımız olduğunu biliyorum. Ve biz onlara hep karşı durduk. Yanlış. Çünkü Anadolu'da, Türkiye'nin hemen her tarafında Tayyip Bey'in öncülüğünde bir siyasi oluşum beklentisi vardı. Tayyip Bey devre dışı bırakılsa bile bir takım yargı faaliyetleri çerçevesinde genel başkanlığı engellenmiş olsa bile onun patronajında, onun liderliğinde bir kurulmuş parti algısı
o parti iktidara taşıdı. Hep böyle düşündük. Böyle yani o algıyı korumak istediniz. O algıyı korumak istedik. Yani onun başkanlığında, onun liderliğinde bir siyasi oluşum ancak başarılı olabilir. Hep böyle baktık. Yani bu oluşumun siyasi lideri Tayyip Erdoğan'dır. Başbakan evet, olur evet, olmaz evet, o ayrı. Evet, ayrı. Yani hatta sizi engelleseler bile ki olabilir. Belki üyeliğinizin mümkün olmayacağı yönünde başvuru yapacak da engellenecek. Hiç önemli değil. Bunları ileride aşarız. Yeter ki sizin adınız, gölgeniz orada olsun. Sizin adınız, sizin tarafınızdan kurulmuş, sizin liderinizden kurulmuş bir parti algısı millet tarafından sahiplenilecek. Ve bu siyasette de başarı sağlayacak. Hep bu inancı taşıdık. Rotamızda bu doğrultuda. Peki parti seçimlerden zaferle çıktı. Abdullah Bey başbakan oldu. O sırada Başbakan Erdoğan da henüz başbakan değil. AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla Avrupa'ya dolaşmaya başladı. Amerika'ya çok o zaman gündem olan bir gezi gerçekleştirdi. Peki ama bir risk vardı şimdi. 4 sene uzun bir süre. Eğer o gün Cumhuriyet Halk Partisi, özellikle Deniz Baykal gelip de bir uzlaşmayla, yapılan bir anayasal değişiklikle Erdoğan'a seçilme yolunu açmasaydı, o 4 sene boyunca ne olacaktı? Biz hep şuna inandık yani. Ben demin de bir kısmen ifade etmeye çalıştım. Bizim tarihimizde haksızlığa uğrayan kişiler olmuştur. Haksızlığın egemen olduğu süreçler yaşanmıştır. Fakat hiçbir zaman haksızlık durumu süreklilik arz etmemiş. Evet. Burada da bir haksızlık var. Yani engelleniyor. Bir toplum mühendisliği var, bir siyasal mühendislik var. Bu önünde sonunda millet bunu aşacak. Yani biz hep böyle baktık. Yani milletin seyircisi de güçlüdür. Yani bakın bizim tarihimize baktığımız zaman özellikle çok partili, yani tek parti dönemine girmeyelim. Çok partili siyasi hayatımızda hep darbe süreçleriyle doludur. Darbeler yapmış, 60'ta yapılmış, 13 Mart 71'de yapılmış, 80'de yapılmış, 28 Şubat var, 27 Nisan var. Yani bir aylı müdahale ve darbe. 27 Nisan galiba pek darbe bir şeyden sayılmıyor çünkü o dönemle ilgili hiçbir soruşturma yapılmadı. O dönemin Yakova Başkanı da kimse bir şey demedi. Yani onun altındaki kısımların soruşturması var ama o bildiri nedir onu bilemem ben. Yani bildiriyle ilgili hiçbir yani, işlem yapmadı çünkü. Ama onun öncesinde yapılmış olan süreçten herhalde bu davalar dosyalarında var diye düşünüyorum. Ama millet hiçbir zaman bu darbe süreçlerinde sokağa çıkmamış. Peki sonra. Ama sonra imkan önüne geldiği zaman mutlaka damgasını vurmuştur. Bakın 50 seçimleri öyledir. Efendim işte 1983 seçimleri öyledir. 3 Kasım 2002 seçimleri öyledir. Millet kokuyu alıyor. Yani kim kendi kokusunu taşıyor, kim kendi rengini, desenini taşıyor? İşte Menderes, Özal, Erdoğan. Yani sandık önüne geldiği zaman mührünü vurmuştur. Yani dolayısıyla biz o süreçlerin o kadar uzun sürmeyeceğini, mutlaka önünde sonunda hakkın egemen olacağı inancını hep taşıdık. Ben o süreçlerde işte mesleğimi icra ederken, adliyeye girer çıkarken pek çok meslektaşım, avukat, hakim, savcı arkadaşım yani bana ya niye uğraşıyorsun, boşuna uğraşıyorsun, bunun önü kapalıdır. İşte hani basında çok yaygın şekilde işte artık muhtar bile olamaz, siyasi hayatı bitti şeklindeki yayınlar tabii birçok kesimi de etkiliyordu. Hatta bundan ötürü sen mesleğini de köreltiyorsun. Yani nitekim benim çok önemli yani belki avukatlık hizmetleri bakımından getirisi de fazla da bir müvekkilem vardı bayan. Beni Tayyip Bey'in avukatı olarak bir televizyon programında görmüş. Ve vekaletini benden geri istedi. Dedi ki ya sen dedi ona giriyorsun, benim işime bakamazsın sen, ben dedi kusura sen bakma. Kusura bakma ben alayım dedim, siz bilirsiniz. Biz de vekaletini avukatlığından istifa ettik. Valla Tayyip Bey içeri girdiği gün benim yazdığım yazı şuydu. O zaman Hürriyet Gazetesi'ndeydim. Böyle bir ne AK Parti ne Refah Partisi ne Fazilet Partisi böyle bir tandansında olmadığı halde 5 sene içerisinde başbakan olacak. Bugün hapse girdi ama 5 sene içerisinde başbakan olacak dedim. 5 sene de sürdü. Ya aklın yolu tektir derler ya. Yani önünde sonunda bu süreçleri iyi muhakeme edenler ne olabileceğini, nelerin ortaya çıkabileceğini. Evet, hapse girmesi süreci yani, de hızlandırdı yani, görebiliyor. Çok o dönemlerde tabii çok değerli yani sizin yazınızda öyle çok değerli yazıları olan yazarlar da var. Yani biz onların yazılarını da o dava dosyalarında belli olarak kullanmıştık. O süreçte duruyordu. Peki o 4 sene boyunca başbakan olamasaydı ne olurdu? Bir
zafiyet oluşur muydu? Yoksa daha da mı güçlenirdi dışarıda? Ne olurdu? Yani belki muhalefet partisi öyle bakmış olabilir. Ben şimdi onlara da haksızlık yapmayayım. Yani illa bir menfaat açısından bir hukuksal hatanın düzeltilmesine menfaat saygıyla yanaştıkları şeklinde bir töhmet altına bırakmayayım. Yani ben iyi niyetli yaklaştır diye. Ama ben bunu Deniz Bey'e sordum. Deniz Bey'e dedi ki yani halk seçmiş artık dedi. Bunun önünde bir takım dedi düzmece yasalarla durmanın bir alemi yoktu dedi. Yani onlar belki yanaşmasalardı. Yani bizim yeterli çoğunluğumuz vardı. Belki başka şekilde yapacaktık. Başka çözüm onları getirecektik, üretecektik yani. O kaçınılmaz bir süreçti. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasanın 76. maddesinde değişikliğe evet demek suretiyle kısa sürede o sorunun giderilmesine yaptıkları katkı yani şeyde Aralık ayında, 3 ay sürmedi Aralık ayında. Yani 2002 27 Aralık ayında anayasa değişikliği gerçekleşti. Tayyip Bey'in meclise girmesinden bahsediyorum. Ha işte anayasa değişikliğini 27 Aralık 2002'de gerçekleştirildi. Ha meclise girmesinin yolu da biliyorsun Siirt seçimlerinin yenilenmesi dolayısıyla. Ha orada da şöyle bir şey oldu. Seçimler yapılmış. Siirt'ten biz 3 milletvekili çıkartmışız. Bir de bağımsız milletvekili çıkmıştı o zaman. 4 milletvekili seçiliyordu. Süreci takip ediyoruz. Siirt'te 1-2 yerleşim yerinde seçimlerde hata yapıldığı iddiasıyla itiraz edilmiş. İlçe seçim bunu reddetmiş. İlçe seçim bunu yapmış. Orası da reddetmiş. Ve Mervan Gül o zaman Siirt'ten bizim milletvekili listemizin birinci sırasında bir arkadaşımız genel merkezde olduğumuz bir sırada geldi. Evrakları zaten istemiştik. Onları da aldı getirdi. Dedi ki ne olur? Yani olayı inceledik. Dedim ki bu seçim yenilenir. Yani şu olgular itibariyle bu seçimi yenileyecek eksiklikler var burada. Çünkü o sandıklarda kullanılan oyların geçersiz sayılması halinde milletvekili dağılımı etkileniyor. Böyle bir durum var. Seçim yenilenir. Ama dedim Tayyip Bey gelebilir mi? Bir şartla gelir dedim. Sizin milletvekilini istifa etmeniz lazım. Yani adaylıktan daha doğrusu istifa etmeniz lazım dedi. Ya başım gözüm üstüne dedi. Ve biz o süreci şeye taşıdık. Yüksek Seçim Kurulu'na. Yüksek Seçim Kurulu'nda uzun bir çalışma yaptı. Sonuçta o seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Anayasa değişiklikleri de gerçekleşmiş olması dolayısıyla Tayyip Bey boşalan birinci sırada aday gösterdik. Evet. Ama ben orada tabii diğer arkadaşlarımı da çağırdım. Yani listelerin tamamının boşaltmasını sağlayamamıştık. Hepsi varmış değil mi? Yani olmaz. Siyaset mi? Tüzüğe dönmek istiyorum. Tüzüğün yazılmasında bir ekip çalışması olduğunu biliyorum. Bunun ama sizin de katkınız olduğunu biliyorum. Şu 3 dönemden fazla milletvekili olunamaz. Daha doğrusu partinin belirli organlarında 3 dönemden fazla çalışılamaz. Buna milletvekilliği, genel başkanlık ve diğer bütün partinin kurulları da dahil bildiğim kadarıyla. Bu maddeyi kim koydu? Nereden aklınıza geldi? Vallahi tüzüğün ham şeklini baştan sonuna ben yazdım. Tabii sonra bunu müzakere ederken belli yerlere ilaveler yaptık. Yani bunlar o çalışmalarda daha doğrusu yani kimin önerisi diye hatırlayamıyorum ama biz siyasete şöyle baktık. Ya 15 yıl o zaman 5-5-5 milletvekili seçim süresi 5-5 15 yıl uzun bir süre. Dolayısıyla bir sınırlama koyalım. Yani kadrolar gençleşsin. İşte birçok insan işte böyle el ayağı tutana kadar milletvekili peşinde olmasın. Bence bu şundan da kaynaklanıyor olabilir. Biz daha önceki süreçlerde böyle işte yaşı ilerlemiş, yaşını başını almış insanlarla milletvekili... Önünüzü tıkamalarından şikayetçiyim. Ha, milletvekilleri gezerken şu tür olaylar yaşadık. Mesela geziyoruz, dolaşıyoruz. İşte birisine diyor ki o zat-ı muhterem, ha iyi diyor ya bir dahaki de beraber gideriz diyor meclise diyor. Yani kendisi mutlaka var. Var da. Bir daha beraber falan. Bence o süreçlere bir tepkisi olarak ama siyasi bir duruşta gösterme sayıkıyla biz adaylık koşulları başlığını taşıyan yanlış hatırlamıyorsam 132. madde olması lazım. O maddede düzenleme yaptı. O maddede aslında daha ileri düzenlemeler vardı. Mesela onlardan bir tanesi şuydu. Merkez yoklaması yöntemiyle aday gösterilip seçilen kişi
bir daha aynı yöntemle aday gösterilemez diye bir sınırlama vardı. Yani bir defa merkez adaylığı yöntemiyle aday gösterilen kişinin milletvekili adayı olabilmesi için ön seçimi zorunlu hale getiriyordu. İkinci seferde ön seçim. Yani biz bunları, bu maddeyi, bu fıkrayı, maddenin bu fıkrasını 2003 yılında, yani büyük kongre yapmadan önce kurucular kurulu yetkiliydi, çocuk değişikliğine, orada değiştirdik. O zaman bu madde de tartışıldı, bu fıkrada. Evet. Dendi ki ya bunu da değiştirelim. Çünkü o maddeyi değiştirmemiz dolayısıyla basında, siyasi çevrelerde bir eleştiri de aldı. Yani bunlar hemen kurmaya başladılar falan. O eleştirileri dikkate almak suretiyle ya 15 yıl daha uzun bir süre bu dursun sonra bakarız dendi. O madde bugüne geldi. Ama zırt diye geçti 15 yıl. Yani bugüne geldi. Herhalde tahmin edilmedi. Yani böyle bir uzun süre 3 seçim 3 üste kazanılma ihtimali olduğu, ikisinin kazanılacağı, üçüncü de iktidarın en güçlü adayı olunacağı. Geriden bakınca 15 sene kim öyle kim kal 15 sene ama çat diye geliyor. Yani 15 yılı uzun bir süre öngörüldü, öyle düşünüldü. Peki şu anda partide bu tartışma, çünkü baktığınız zaman kurucular kuruluna kimse kalmıyor partide. Partinin önemlisinin büyük bölümü gidiyor. Bugünkü kabinenin Ahmet Davutoğlu hariç galiba hepsi siyaset dışı kalıyor. Ve dediniz ya işte yaş, doğru yaş, yani şimdi 75 yaşında, 80 yaşında hala siyasetin içerisinde olmak, o dinamizmi taşımak güç. Ama ne bileyim işte ben Başbakan Erdoğan'la da her konuşmamda vurguladığım bir şey var. Ali Babacan. Şimdi Ali Babacan baktığınız zaman normalde bir insanın siyasete gireceği yaşta siyasetten emekli olmak durumunda adam neredeyse. Halbuki işte 40'lı yaşlarının daha ortasına yaklaşıyor ve olgun bir siyasetçi, bir devlet adamı kimliğine büründü. Ya da ne bileyim işte Suat Kılıç, o da 40'lı yaşlarının başında da hop o da siyaset dışı ve daha böyle bir sürü genç adam da var. Hani bırakın şeyleri. Bu hiç tartışılmıyor mu parti içerisinde? Ya bunlar yok, tartışılmadı. Bunlar kurumsal düzeyde bir tartışma yok. Hı-hı. Yani böyle sohbetlerde belki konuşuluyor, ediliyor ama kurumsal düzeylerde burada genel başkanın da tabii bir bakışı, bir duruşu var. O da etkili. O bakış ve duruş dolayısıyla kurumsal bir tartışması söz konusu değil. Sadece bir düzeltme yaptık. Yani bu son büyük kongreden önceki şekli itibariyle hiç aday olamayacağı şeklinde bir düzenleme vardı. Bir dönem ara vermedikçe şeklinde bir esneklik getirdik. Derse bir dönem ara verdikten sonra olabilir. Ama bunun ötesinde başka hükümler var tüzükte yani bizim. Yani o gibi durumları şayet bir zorluk durumu doğarsa onu izale edebilecek düzenlemeler mesela var. Yani ben şimdi şöyle söyleyeyim. Ben ilk defa söylüyorum. Belki kimse de bilmiyor. Belki farkında da değiller. Bizim tüzüğümüzde genel hükümler kısmı diye bir kısım var. Orada bir madde, yani 150-51 de olabilir bir madde. 150. Tüzükte, yani tam şimdi tüzükte yanımda yok. O civarda. Yani diğer hükümler faslında. Efendim, partinin merkez kanun yönetim kurulu tüzükte öngörülmüş süreleri eksiltmeye, ortadan kaldırmaya yetkilidir. Böyle bir şey var. Yani. Tüzük değişikliği mümkün ona bakarsanız. Efendim? Ona bakarsanız tüzük değişikliği yapılabilir yani. Ha, o ayrı bir şey ama parti merkez kanun yönetim kurulu oturur, gerektirirse bir karar alır. Der ki bu da bir süredir. Süre olarak nitelerse bunu. Hı hı. Der ki bu seçimde bu süreleri uygulamıyoruz. Yani ama evet, buna oturacak, tartışacak. Yani genel başkanın da ortada bir iradesi var. Gerçi Tayyip Bey her yerde ben bu süreye uyacağım, evet, buna evet. Kesinlikle uyacak, yani, bu değişmeyecek diye defalarca. Yani onun için diyorum ki yani tartışılmıyor. Yani o sebep dolayısıyla zaten bu maddesi üzerinde bir tartışma söz konusu değil. Kurumsal bir tartışma söz konusu değil. Yani. Peki böyle bir durumda mesela bugünkü parti mevcudunun ne kadarı kalmıyor mecliste? Valla 73 kişi var galiba şeye giren. Bu 3 döneme. 73 kişi 3 dönemden ötürü bir daha dönem milletvekili adayı olamıyor. Evet. Bunların içerisinde en bildik ve önemli isimler var. Evet. Bu da Türk siyaseti ilk defa olacak bir şey. Evet. Gerçekten ilk defa olacak. Peki mesela Tayyip Bey'in köşke çıkmasından sonra eğer çıkmayı tercih ederse 2014'te bir Cumhurbaşkanı seçimi söz konusu olacak. Tayyip Bey'in köşke çıkmasından sonra Tayyip Bey artık
Eğer çıkarsa dediğim gibi bir kez daha onu söyleyeyim şimdi ne yapacağını da bilemeyiz yani. Belki de çıkmaz, belki de çıkar. O zaman mesela Tayyip Bey artık partide olmadığı için parti Tayyip Bey'in de vermiş olduğu söz artık geçerliliğini kaybedip parti bunu değiştirebilir mi? Hayır yani ben o şartlarda bile Tayyip Bey'in hazmedemeyeceği. Ya Tayyip Bey'in parti alakası yok. Yani olsun yani onun hazmedemeyeceği bir tasarrufta bulunacağı kanısında değilim. Tayyip Bey yani, parti yani, üyeliğinden ayrılıp Çankaya Köşkü'ne çıksa bile onun hazmedemeyeceği, ilkelerine uygun orada diyorsunuz. Hazmedemeyeceği, en azından bunun çok vurgu yaptığı için onun hazmedemeyeceği bir tasarruf olabileceği kanısında değil. Peki yine o zaman az önce söylediğinizden yola çıkarak bir yere bir şey, herkesin kafasındaki soru da bu. Dediniz ya bu parti kurulurken ve başına Recep Tayyip Erdoğan genel başkan olarak getirilirken eğer yasalar izin vermeseydi bile ve hiçbir şey olmasaydı bile biz bu partiyi onun gücünden, onun halk üzerindeki etkisinden faydalanmak üzere Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi olarak halka sunmak zorundaydık. Sayın Erdoğan'ın ayrılmasından sonra partiden şu veya bu nedenle yani 3 dönemi dolduğu için veya Cumhurbaşkanı olduğu için veya ya yeter artık bıktım dediği için her nedenle olursa olsun. AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan'sız bir AK Parti'nin gücü ne olur, ne eksilir, ne artar, ne olur? Yani tabii ki partinin işte 10-11 yıl genel başkanlığını ve Menderes'in de başbakanlık süresini egale etmiş, başbakanlık yapmış bir zatın, bir liderin cumhurbaşkanı olması elbette ki partiye de kazanımlar olacak. Yani partinin kurumsal güçlenmesi, kurumsal yapısının takviye edilmiş olması da önemli. Yani kuruluş aşamasında bir parti değil AK Parti. Yani bugün Türkiye Partisi olmuş, işte teşkilatlarıyla, yaptığı uygulamalarıyla Türkiye damga vurmuş, bir siyaset tarzı üretmiş. Toplam seçmenin %42 oyunu alıyor. Tabii bir siyaset... Geçerli seçmenin %50'sini oyunu alıyor. Yani az bir şey değil bu. Bir siyaset tarzı üretmiş ve bu da bütün katmanlar tarafından, önemli kesimler tarafından takdir edilen icraatlar olarak algılanıyor. Dolayısıyla o süreçte... Yani Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanı olması AK Parti üzerinde hala gölgesinin ve gücünün halk nezdinde devam etmesi sağlar diyorsunuz. Yani partinin bu temposu, bu gücü liderini oraya taşımış bir parti olacak yani. Yani oraya liderini tabii taşımış şimdi, bir partinin... Recep Tayyip Erdoğan üzerinde şöyle bir şey var. Partisi mi liderini oraya taşımış, yoksa lideri mi partiyi oraya çekip götürmüş, o da tartışılan bir şey. Ya bunu nereden baktığınıza bağlı. Elbette ki liderin katkısı çok. Tabii ki Tayyip Bey sürüklüyor, götürüyor. Ama yani onun Cumhurbaşkanı mevkiine gelmiş bulunması elbette ki bu partiye de bir artı yazacak. Yazacak. Yani oylar artar mı diyorsunuz? Bana göre artar gibi geliyor yani. Yani zaten her seçimde oyumuz artmış biliyorsunuz yani. 2003'te, oy da artmış, oy tabanı da artmış. Yani 2007'de. Yani şimdi bir AK Parti'de önde gelen bir isim konuşuyorum. AK Parti'nin kuruluşunda da vazife yapmış. Diyor ki biz ilk seçimde yani %34 nokta küsür oy aldığımız ilk seçimde diyor. Partinin tabanı %12 idi diyor. Bizim üstümüzde %22'lik bir ek oy vardı diyor. Son seçimde diyor %49.8 aldığımız seçimde ise diyor. Bizim parti oy tabanımız %30'u bulur diyor. 19 civarında hizmetten veya başka nedenle ama ideolojik oyumuz 30'u buldu diyor. AK Parti'ye inanan, güvenen ve ideolojisini doğru bulanlar oyu 130'u buldu. Doğru yani biz bir siyaset tarzı geliştirdik Türkiye'de. Yani bu geliştirdiğimiz siyaset tarzı itibariyle tabii yeni yetişen nesiller işte siyasi tarih sorgulaması yaptıkları zaman da burada duruşu belli. İşte insan odaklı siyaset üreten, ekonomik, sosyal, siyasal bütün politikaların merkezine bireyi yerleştirmiş ve buna göre icraat yapan bir siyasi oluşumun Türkiye'ye kazandırdıklarını görüyor. Peki mesela siz de 3 dönem bitecek. 3 dönemden sonra kendinize ne öngörüyorsunuz? Ben şunu yaparım, köşeme çekilirim, emekli olurum, Rize'ye yerleşirim, avukatlığa dönerim, köyüme giderim, balık tutarım. Ne öngörüyorsunuz? Ha bak siyaset çok geniş yelpazede yapılan bir faaliyet. Yani siyaset sadece milletvekili statüsü kazanılarak elde edilerek yapılan bir faaliyet değil. Yani bizim şu anda partimizin yetkili organlarında, Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda, MYK'da, işte teşkilatlarımızda binlerce insan çalışıyor. Yani bunlar milletvekili değil ki. Yani çalışacak, siyasette üretim yapılacak.
pek çok yer var. Yani siyaset şeydir, yani kolektif bir faaliyettir. Yani biz hep şunu söylüyoruz, özellikle ben bu partide 5-7 aşkın süreli teşkilat başkanlığı yaptım. En zor zamanlarda iki büyük kongre bizim teşkilat başkanlığımız döneminde gerçekleştirildi. Yani siyasete insanlar çok farklı sahiplerle girerler. Bir kısım vardır siyaseti, siyaset kurumlarını elde etmenin aracı olarak görür. Bir kısmı kendi statülerinde değişiklik elde etmenin aracı görür. Saygınlık arttırmak için, daha güçlü olmak için. Bir kısmı da bir hizmet etmenin aracı görür. Yani biz böyle bakıyoruz. Biz şimdi Gece Yunus koşturacak yurt içinde, yurt dışında başbakanımız durmadan koşuyorsa bu hizmet odaklı bir siyaset yapıyoruz. Dolayısıyla hizmet odaklı siyasetin mutlaka yapılacağı parlamento değil. Hem bunun dışında başka mahfiller var. 4 yıllık bir süre var. Yaşı, durumu vesairesi müsait olan 4 gün geçer. Ondan sonra nasipse bir daha olur. Ha, bir daha olur. Vekil yere ille gelmek istiyorsa parlamentoya gelir diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum sen. Ben teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin bir şey var mı? Vallahi şu anda unuttuk dediğiniz. Özel konu olunca başka bir şey yok tabii bizim. Peki ben bir şey söyleyeyim o zaman ya. Şimdi özel konu dediğinizde bir de bakanınızla ilgili. Şimdi sürekli bir rezalet var Türkiye'de. Bu otomobillerin özellikle ithalatındaki vergi rezaleti. Şimdi gümrükte bu otomobillerle ilgili bir çok uluslararası standartlarda belirlenmiş ya da işte uluslararası ilişkilerle belirlenmiş diyeyim bir fiyat tarifesi var. Gümrüğe bir otomobil geliyor. X marka lüks bir otomobil. Siz biliyorsunuz ki bunun Almanya satış fiyatı diyelim 90 bin euro ve bunun üzerinden bir gümrük vergisi kesiyorsunuz. Bu otomobil Türkiye'ye giriyor bu gümrük vergisiyle. Fakat Türkiye'de gümrük vergisi oranı düşük, hatta yok bazılarında. Türkiye'de bunun üzerinden ÖTV kesilecek. Fakat gümrükle maliye arasında bir uyum olmadığı için 90 bin euroluk otomobile 10 bin euro ÖTV kesiliyor. Normalde 140 bin euro kesilmesi gerekirken. Bu uyumu sağlamak çok mu zordu yıllarca? Çözdük. Çözüldü biliyorum. Yani biz yazdık, yazdık. Siz çözdünüz sonunda. Biz çözdük. Ama yani 1-2 ay önce çözüldü. Bu şimdi bakın bununla ilgili soruşturmayı ben 2007 yılının sonunda bakan oldum. O zaman başbakan yardımcısıyım ve gümrük müsteşarlığı var bana bağlı. Ve bu hükümet döneminde de işte şeyler kaldırdı devlet bakanlıkları. Bakanlığa dönüştü Gümrük Ticaret Bakanlığı. Devam ediyoruz. 2008 yılından bu yana lüks otomobil denen özellikle green market dediğimiz ticaret erbabının yurt dışına ithal ettiği araçlara ilişkin bu ticari faaliyet üzerinde çok yoğun bir araştırma inceleme yaptırdık. Olay şu şimdi. Bütün otomobil üreticilerinin Türkiye'de distribütörleri var. Ha green marketler gidiyor bu otomobillerin ürettiği ülkelerdeki distribütörlerden ya da piyasadan bayilerden oluyor. Alıyor getiriyor. Türkiye'de kullanılmış araç ithalatı yasak. Kullanmış araç getiremez. Ama bu araçlar bir şekilde getiriyor. Ya şeylerinde oynanıyor, kadranlarında oynama oluyor vesaire falan. Getiriyor bunlar çift fatura da kullanıyorlar. Düşük fatura getiriyor. Sünnetli fatura diyorlar. Gümrükte şimdi bunların işlemleri yapılırken gümrük idaresi bir gümrük vergisini alır. Katma değer vergisini alır. ÖTV tüketiciye araç satılırken tahsil edilir. Tahsil edilir maliye tarafı. Dolayısıyla onu maliye direkt kendisi tahsil eder. Şimdi gümrük vergileri tahakkuk ederken piyasa soruşturması yapıyor. Distribütörlerden soruyor. Bazen de fabrikasından soruyor. Bunun sıfır kilometre şu nitelikteki aracın fiyatı ne? Necesi? Sorgulama yapıyor. Buna ilgili liste var. Düşükse patroya düşüyor bunu yükselt diyor. Adam şimdi beyannamesini yükseltiyor. O yüksek değer üzerinden gümrük vergisini ödüyor, katma değeri ödüyor ama daha sonra bunun ithalat işlemini tamamlayıp da satış sergileyeceği mağaza getirip tüketiciye satışını yaparken ÖTV tahsili aşamasında o düşük faturayı ötürüyor. Tabii asıl vergi ÖTV'de. Tabii. Bunların tespitini yaptık ve ısrarla efendim bu bilgilerin ortak paylaşımına ilişkin bir yazılım programı geliştirdik. Ve şimdi gümrükteki işlemler hangi değer üzerine yapılıyorsa bunlar aynen Gelir Dersi Başkanlığı'na intikal ettiriliyor. Bir paylaşım yapmak suretiyle ÖTV'deki o kaçak önlenmiş uygulamayı oldu. Da şunu merak ortadan kaldırmış oldu. Geçmişe yönelik olarak işleyecek mi bu? Yani çünkü son bir sene içerisinde veya birkaç sene içerisinde böyle sokulmuş ve
satılmış otomobiller var. Evet. Alıcılar da şunu demesinler. Hiçbir alıcının şunu deme hakkı yok. Ben bilmiyorum deme hakkı yok. Niye bilmiyorum deme hakkı yok? Bayisinde 200 bin euroya satılan bir otomobil, 250 bin euroya satılan bir otomobil, 130 bin euroya alıyorsan muhakkak ki biliyorsunuz ki bu işte bir üç kağıt var. Normalde böyle bir şey olmaz çünkü. Bununla ilgili bizim soruşturma incelemelerimiz geçmişe yönelik devam ediyor. Zaten geçmişe yönelik de 5 yıllık bir geçmişe yönelik sorgulama yapabilirsiniz. Onlar devam ediyor. Bir kısmına ilgili de tarhiyatlar yapılmıştır. Zaten biz bu tespitleri yapınca Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderiyoruz. OTV'nin tahsilatları ona ait olduğu için o kısmı onlar yürütüyor. Ama gümrük vergisi, katma değer vergisinden bir eksik tahsilat varsa onları da bizim Gümrük ve Ticaret Bakanlığı elemanları tahakkuk ediyor. Bunda haksızlığa uğradığı karısına olan da bunu yargıya taşıyor. Sonuçta mahkeme kararı ne diyorsa ona uyuyoruz. Böyle bir uygulamamız var. Sayın Bakan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar görüşürüz. İnşallah. Size de kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Evet değerciler, Tekirdek'te AK Parti'nin kuruluş günlerini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hangi yargı aşamalarından geçerek AK Parti'nin başına geçtiğini ve bugünlere gelindiğini, tüzüğün nasıl oluştuğunu merak ettiğimiz yönleriyle öğrendik. Dediğim gibi bugünlerde dedi ki canım isteyince yapıyorum. Canım bir daha ne zaman ister bilmiyorum. İstediği zaman görüşmek üzere. Hoşçakal efendim.